Varsa bir şey yapmamız gerek. Bu böyle olmaz. Ne gibi? Hiç iyi değil. Evet, ben de geçen basın açıklamasında fark ettim. O meydan okuması falan hoşuma gitti de gözlerinden ateş fışkırıyordu resmen. Çok öfkeli. Haklı ama. Haksız demedim. Ama yani biraz daha sakin kalsa, soğukkanlı davransa. Yoksa hata yapacak. Ne gibi bir hata yapacak? Bilmiyorum ki. Ya böyle hissedersin ya, sanki bir kaya üstüne doğru yuvarlanıyormuş. Yani kötü bir şey olacak diye hissedersin. Öyle bir şey işte. Derya ile mi konuşsa? Aralarında bir şey var mı sence? Kesin var. Geçen doğum günüme geldiklerinde böyle saniyesine el eleydiler gibi. Yani yanılmıyorsam tabii ki, bu gözler pek yanılmaz biliyorsunuz sadece. Yani bir çekim olabilir ama bir ilişki bilemedim, sanmıyorum. Gerçi yani bir şey vardıysa da işte çekim, ilişki neyse adı. Büyük ihtimalle bu başsavcı olma durumu bir de üstüne Neva eklenince rafa kalktı. Ama yine de Derya ile konuşmak mantıklı bir fikir. Bir de Pars'la arasının şu an seninkinden daha iyi olduğu kesin. Hiç öyle bakma sevgilim. Koskoca başsavcının yakasına yapıştın resmen ya. Olacak iş değil. Sadece yapıştım, o dua etsin. Sana bir şey olsaydı. Ne yapardın mesela? Bana bir şey olsaydı. Şakası bile hoş değil Ceylin. Ya şaka yapmıyorum ki, merak ediyorum gerçekten. Ne yapardın? Ölürdüm. Herhalde bu zamana kadar kimse beni senin kadar sevmemiştir. Seni çok seviyorum. Ben de. Hem de çok. Kaç duruşman var bugün? Bir. Çok yoğun değil. Birkaç evrak işim var sadece. Öğlen yemek yeriz o zaman. Tabii o saatlerde ben de burada olursam. Olabilir. O zaman ben sana çıktım derim. Konuşuruz. Geldim. Neredesin? Şimdi giriyorum adliyeye. Tamam. Ilgaz büyük ihtimalle şu an başsavcının yanında. Oradan kendi odasına geçersen de hemen damlıyorsun. Ne yapayım? Yalnız kal, tamam mı? Dosyadaki her evrakın tek tek fotoğrafını çekiyorsun, aklamıyorsun, tamam mı? İyi de suç bu, biliyorsun değil mi? Hadi ya, doğru söylüyorsun. Yapmasak, ne diyorsun ya? Dediğimi yap. Sorgulama. Tamam.